2. Krallar 4. bölüm 8. ayetten okuyorum. Elisha bir gün Şunem'e gitti. Orada zengin bir kadın vardı. Elisha, Elisha'yı yemeğe koydu. O günden sonra Elisha ne zaman Şunem'e gitse yemek için oraya uğradı. Kadın kocasına bize sık sık gelen bu adamın kutsal bir tanrı adamı olduğunu anladım dedi. Gel damda onun için küçük bir oda yapalım. İçine yatak, masa, sandalye bir de kandil koyalım. Bize geldiğinde orada kalsın. Bir gün Elisha geldi, yukarı odaya çıkıp uzandı. Uşağı Gehazi'ye şu nemli kadını çağır dedi. Gehazi kadını çağırdı. Gehazi kadını çağırdı. Kadın gelince Elisha Gehazi'ye şöyle dedi. Ona de ki bizim için katlandığım bunca zahmetlere karşılık ne yapabilirim? Senin için krala kralla ya da ordu komutanıyla konuşayım mı? Kadın, ben halkımın arasında mutlu yaşıyorum diyerek karşılık verdi. Elisha öyleyse ne yapabilirim? diye sordu. Gehazi, kadının oğlu yok, kocası da yaşlı diye yanıtladı. Bunun üzerine Elisha, kadını çağır dedi. Gehazi kadını çağırdı. Kadın gelip kapının eşiğinde durdu. Herkes kapı desin. <laughs> kapının eşiğinde duruyor çünkü kapı ne? Açık. Amin. Açık bir kapı var. Amin. Kapı açık. Elisha kadına gelecek yıl bu zaman kucağında bir oğlun olacak dedi. Amin. Kadın olamaz efendim diye karşılık verdi. Sen ki bir tanrı adamısın. Lütfen kuluna yalan söyleme. Ama kadın gebe kaldı ve bir yıl sonra Elisha'nın söylediği günlerde bir oğul doğurdu. Haleluya. Şimdi burada duralım ve bu hikayeyi değerlendirelim. Ne oluyor? Elisha bir tanrı adamı. Elisha bir mesedilmiş bir peygamber. O zaman insanlar tanrıdan işitemiyordu. Bizim gibi yeni antlaşma altında değillerdi. Kutsal ruhla dolamıyorlardı. Tanrının içsel sesine sahip değillerdi. Amin. Tanrının sesi onlara peygamberler aracılığıyla geliyordu. Yani burada Elisha Tanrının sözünü temsil ediyor. Amin. Açıp okuyacağı bir kutsal kitap olmayabilir. Amin. Dua edip Tanrı'dan işitemeyebilir ama Tanrı'nın adamı, Tanrı'nın peygamberi şehirden geçiyor, ve bu şunemli kadın da Tanrı'nın peygamberi şehirden geçerken diyor ki onu alıkoyuyordu. Yani durduruyor. Bakın öyle diyor değil mi? Alıkoyuyor. Yemeğe alıkoyuyor. Amin. Onu dur durduruyor ve illa geleceksin evimde sana yemek vereceğim diyor. Amin. Amin. Demek ki iyi bir ahçıymış ki. Amin. Yemekler iyiymiş ki Elisha her geldiğinde yemek için oraya uğradı. Amin. Her geldiğinde Elisha yemek için oraya uğruyor. Amin. Ama burada şunu anlamamız gerekiyor. Burada olay sadece Elisha'nın yemek yemesi değil. Kadında bir açlık var. Aslında kadının ciddi bir ihtiyacı var değil mi? Bir oğlu yok. Kocası yaşlı olduğu için de bir şekilde verimli değil ve çocukları çocuğu olmuyor. Amin. Kadının aslında bir mucize ihtiyacı var. Doğru mu? Bugün aramızda hiç mucize ihtiyacı olan var mı? Ha? Kadının bir mucize ihtiyacı var. Mucize nedir? Mucize doğa doğal olanın dışında bir şey, doğaüstü bir şey. Doğal olarak mümkün olmayan bir şeyin doğaüstü bir şekilde Tanrı'nın devreye girmesiyle, Tanrı'nın gücü sayesinde gerçekleşmesi. Amin. Kadının bir mucize ihtiyacı var. Kadın aslında zengin, parası var. Ama ne kadar parası olsa da çocuk kendi öz çocuğu olamıyor. Belki bir çocuk evlat edinebilir ama kendi çocuğun olmasını istiyor. Kendi kocasına kendi çocuğun olmasını istiyor. Ama kadının çocuğu yok. kadının bir mucizeye ihtiyacı var ve henüz bunu dile getirmiyor. Aslında bu da bir sıkıntı. Bunu dile getirmiyor. Ama şu, şurada görüyoruz. Kadında aslında bir, ciddi bir açlık var. Kadında daha büyük bir beklenti var. Kadın daha fazlasını istiyor. Kadın tatmin değil. Amin. Kadının tatmin olmadığını nereden görüyoruz? Çünkü Elişe her geldiğinde birkaç saatliğine sofrada oturuyor, yemek yiyor. Amin. Sadece yemek yemekle kalmıyor. Ağzını açıp konuştuğu zaman Tanrı adamından Tanrı sözünü işitiyor. Amin. Orada bir mesediş var. Ne zaman konuşsa Tanrı adamı, ne zaman oraya gelse o sofraya da Rabbin varlığı geliyor. Rabbin mesedişi geliyor. Tanrı'nın sözü geliyor. Amin. Aslında kadının açlığı daha fazla Tanrı sözü istiyor. Daha fazla Tanrı'nın varlığını istiyor. Amin. Yeter, tatmin değil. Bunun için kocasına konuşuyor ve diyor ki bak bu sık sık gelen adamın bu da önemli. Kutsal bir Tanrı adamı olduğunu anladım. Birçok kişi anlamıyor. Birçok kişi kutsal gelip önlerinde dikilse, bas bas bağırsa ben buradayım diye bakar, anlamaz. Birçok kişi Tanrı'nın sözünü işitse, birisi gelip onlara Tanrı'nın sözünü verse, birisi gelip onlara bir peygamberlik etse anlamaz, böyle bakar. Maalesef birçok kişi böyle. Duyamıyor, anlayamıyor ama bu kadındaki fark anlıyor ki bu bir Tanrı adamı ve aynı zamanda Tanrı adamına ve Tanrı'nın sözüne ve Tanrı'nın mesedişine nasıl değer ver verilmesi gerektiğinin farkında. Amin. Haleluya. Ne yapıyor? Ne yapıyor? Sadece diyor ki onu evime yemek için davet etmekle tatmin değilim. Daha fazla bir şey yapmamız lazım. Kadın veriyor değil mi? Yemek veriyor. Doğru değil mi? Veriyor. Cömertliğini gösteriyor ama diyor ki ne kadar verdiğimle tatmin değilim verişimizi arttırmamız lazım. Çünkü bu seviyede vermeye devam edersek kırıp geçemeyeceğiz. Bu sene bu seviyede vermeye devam edersek aradığımız mucizeye erişemeyeceğiz. Daha fazla bir şey yapmamız gerekiyor. Amin. Daha fazla vermemiz gerekiyor. Amin. Tanrının sözüyle ve mesela işte daha fazla zaman geçirmemiz gerekiyor ki hayatımızda daha büyük bir şey olsun. Hayatımızda o aradığımız mucize olsun. Amin. Durumları yarıp geçelim. Durumları delip geçelim. Daha üst bir seviyeye çıkalım. Amin. Kadın daha bir üst seviyeye çıkabilmek için daha üst seviyede vermeye karar veriyor ve kocasını ikna ediyor. Yemek vermek yeterli değil. Ona yemekten daha fazlasını verelim. Gel evin üstüne bir oda yapalım. Bir nevi ev yapalım. Amin. Amin. Ona bir ev sağlayalım. Ona kalacak bir yer sağlayalım. Ona yiyecek sağladık ama bundan daha da fazlasını yapalım. Ona kalacak bir yer sağlayalım. Oraya bir oda yapalım. İçine yatak, masa, sandalye koyalım, kandil koyalım, ışık koyalım ki bize geldiği zaman orada kalsın. Yani yemek bitince kalkıp gitmesin, kalsın. Amin. Mesediş evimizin üzerinde kalsın. Üst oda yapalım ona. Pentekost gününde de bir üst oda vardı değil mi? Üst odaya çıktılar. Evin üst odasında 120 kişi beklerken kutsal ruh güçlü bir rüzgarın esişini andıran bir ses gibi geldi. Bulundukları evi o üst odayı doldurdu. Onlar ateşten dillere benzer bir şeyler göründü ve dağılarak her birinin üzerine indi ve imanların hepsi kutsalla doldular ve ruhun onları konuşturdu. Başka dillerle konuşmaya başladılar. Amin. Orası bir anda bir uyanış uyanış mekanına dönüştü. Ruhun doldurduğu bir mekana dönüştü. Amin. Amin. Çünkü mesediş Adamın üzerinde, Tanrı adamın çünkü eski antlaşmada sadece krallar, peygamberler ve e, kainler mes'edilirdi. Sıradan insanlar mes'edilemezdi. Aslında biz yeni antlaşmada ne kadar büyük bir ayrıcılığa sahibiz bunu fark ediyor muyuz? Hepimiz ruhun mes'edişiyle mes'edilebiliriz. Amin. Amin. Hepimiz ruhun mes'edişiyle mes'edilebiliriz. Ama bu Elisha mes'edişi, kutsal ruhun mes'edişini temsil ediyor. Çünkü Elisha ruhun mesedişine sahip. Amin. Birçok insan mesedişi fark etmiyor. mesediş dediğin zaman birçok Hristiyan'a suratına bakıyor. Neymiş o? Anlamıyor. mesediş nedir? Farkında değil. kusaru Farkında değil. Kutsal ruh dokunsa dokunmasa farkında değil. Anlamıyor insanlar. Anlayışa sahip değiller. Ruhsal anlayışa sahip değiller ama gerçekten anlayışa sahip olmak istiyorsanız ruhsal gözlerinizin açık olması lazım. Ruhsal kulaklarınızın açık olması lazım. Bu kadın anlıyor. Çünkü öyle diyor ki bunun kutsal bir tanrı adamı olduğunu anladım. Haleluya. Birisinin mesedilmiş bir tanrı adamı olduğunu anladığın zaman ne yapacaksınız? Bir yerde mesediş olduğunu anladığın zaman ne yapacaksınız? Mucizenizin aslında hemen orada olduğunu fark edeceksiniz. Kadın diyor ki işte benim mucizem aslında burada. Çünkü mucizeyi yapabilecek tek şey ruhun Meshi. Ruhun Meshi ancak mu mucize yapabilir. Başka hiçbir şey ruhun e, e, mucize yapamaz. Ve kadın fark ediyor ki işte mucizem burada ve bırakmıyorum peşini. Kanaması olan kadın gibi kalabalıkta geldi İsa'nın eteğine yapıştı. Ona bir dokunsam mucizemi alacağım diye karar vermişti. Durumlar ne olursa olsun, koşullar ne olursa olsun amin bir karar verdi. Haleluya ve her türlü zorluğa rağmen amin her türlü sıkıntıya rağmen her türlü koşulların ona karşı olmasına rağmen geldi ve İsa'nın eteğine yapıştı ve mucizesini aldı. Bu kadın da mucizesini bırakmak istemiyor aslında biliyor mucizesinin bu kutsal Tanrı adamıyla a, adamı aracılığıyla geleceğini. Çünkü başka kimse aracılığıyla gelemez bu. Gelemez. Ve bir gün geliyor peygamber onun için hazırlanan odaya giriyor. Kandili söndürüyor, dinlenmek için yatağa uzanıyor, dinlenecek çünkü. Seyahat ediyor, vaz ediyor, hizmet ediyor, dinlenmesi lazım değil mi? Herkesin dinlenmeye ihtiyacı var. Peygamberler de dinleniyor. Amin. Pastörler de dinleniyor. Bazılarınız belki bizim 7 saat 20 gün 24, e, 24 saat 7 gün uyumadan hizmet ettiğimizi düşünüyorsunuz ama peygamberler de dinliyor. Bir seferinde telefonum çaldı sabahın ikisinde. Pastör e, uyandım cevap verdim. Pastör uyuyor muydun? Dedim pastörler de uyur yani. Sanıyorlar ki biz böyle telefon önünde bekliyoruz. Birisi arayacak. Hemen hiç uyumadan bekliyoruz. Tanrı adamıyız ya hiç uyumayacağız. <laughs> bütün gece bekliyoruz hemen koşacağız bir yere biz de uyuyoruz yani tuvalete de gidiyoruz merak etmeyin. <laughs> yani insanların gerçekten bazen e, hizmetkarlar için çok çok a, a, gerçekçi olmayan beklentileri var. Amin. Böyle yani ben buraya bugün boğazın üstünde suyun üstünde yürüyerek gelmedim açıkçası. Herkes gibi arabayla geldim ya da araçla geldim. Amin. Haleluya. <laughs> Bunun için şunu fark edelim ki, e, Tanrı adamı neyse geliyor, uzandı dinlenecek ama dinlenemiyor. Dinlenemiyor. Rahatlamak istiyor, uzandı ama dinlenemiyor. İçinde bir şey kıpırdanıyor, içinde bir şey kıpırdanıyor. İçinde bir şey kıpır kıpır kıpırdanıyor. Niye? Çünkü Rab bu kadın için bir şey yapmak istiyor. Çünkü Rab bu kadın için bir şey yapmak istiyor. Amin. Haleluya. Kutsal harekete geçti. Çünkü kadın mesedişe talepte bulundu. Nasıl yaptı bunu? Vererek ve verişini arttırarak. Amin. İlk önce yemek veriyordu. Şimdi adama ev verdi. Daha fazla verdi. Amin. Ve daha fazla verdiği için de daha büyük bir hasatı var. Mucizevi bir hasatı var onun. Kardeşler hasatımız her zaman para değil. Biz para almak için vermiyoruz. Bunu sakın unutmayın. Sakın böyle bir zihniyete sahip olmayın. Sunularda vereceğim çünkü para almam lazım almak için vermiyoruz. İlk önce bereket olmak için veriyoruz. Bunu anlamalıyız. İkincisi de hasatımız her zaman parayla ölçülecek bir hasat değil. Amin. Ruhsal olarak geri aldığınız çok çok daha fazla. Bunu sakın unutmayın. Çünkü veren bir kişinin yüreği açık. Ve veren kişi alıyor. Sadece para almıyor. Finansal, maddi şeyler almıyor. Veren kişi aynı zamanda Tanrı'nın sesini işitebiliyor. Tanrı'dan doğaüstü mucizeleri alabiliyor. Veren kişi mesedişten bereket alabiliyor. Mesen kişi, veren kişi ruhun mesedişi sayesinde hayatındaki değişime ulaşabiliyor. Anlıyor musunuz? Anlamıyor musunuz? Anlamalısınız. Kadın anladı ve aldı. Anlamayan alamaz. Bakın şunemden geçerken birçok kişi İlyas'a Elisha'ya baktı. bir adam geçiyor dediler. Bu hayır dedi. Sıradan bir adam değil bu. Bu adamda mesediş var. Bu adamda Tanrı sözü var. Hayatımı değiştirebilecek şey var. Evimize davet edelim. Ne kadar çok zaman geçirirsek onunla o kadar çok hayatımız değişecek. Tanrı sözünde ve ruhun mesedişinde ne kadar kalırsanız, ne kadar çok zaman geçirirseniz, ne kadar çok zaman yatırımı yaparsanız o kadar daha büyük hasat alırsınız. Amin ruh harekete geçti. Kadın için bir şey yapılmalı. Bakın ne diyor? Şu önemli kadını çağır. Ne diyor? Ona karşılık bizim için katlandığı bunca zahmetlere ya da ektiği bu tohumlara karşılık ne yapabilirim? Hangi hasatı istiyor? Ektiği tohumlara karşılık istediği hasat nedir? Çünkü Tanrı sözü öyle diyor. Eken biçer. Amin. Ekiyorsan biçmeyi beklemelisin. Amin. Ekiyorsan da hasatını istemelisin. Hasatına sahip çıkmalısın. Amin. Haleluya. Hasatının adını koymalısın. Haleluya. Bunu soruyor. Ne yapabilirim? Hasatı nedir? Rab, Tanrı'dan ne istiyor? Kadının cevabı ne? Bir şey istemiyorum. Ben iyiyim. Birçok insan da böyle sahte alçak gönüllülük yapıyor aslında dindarlık. İyiyim hamdolsun kardeşim hamdolsun iyi. Bir şey istemiyorum. Tanrı'ya zahmet olmasın. Zaten çok meşgul biliyorum. O sizi sizin istediğinizden çok daha fazla bereketlemek istiyor. O kadar çok bereketlemek istiyor ki. Ve birçoğunuz belki ay zahmet olmasın. Ay Tanrı'yı meşgul etmeyeyim benim ihtiyacım küçük Tanrı'nın yapacağı daha büyük işler var <laughs> dünyada daha büyük şeyler var benim ufak ihtiyacımla onu rahatsız etmeyeyim belki diye düşünüyorsunuz bu tamamen sahte bir alçak gönüllük bu tamamen dindarlık ve bu tamamen akılsızlık amin çünkü Tanrı isteyebileceğiniz düşünebileceğiniz, isteyebileceğiniz, dileyebileceğiniz şeyden çok daha fazlasını yapabilecek güçtedir. Ama istemezsen istemeyen alamaz. İsteyen alır. Ne diyor? Alamıyorsunuz çünkü istemiyorsunuz. Yakup da öyle diyor. Alamıyorsunuz çünkü istemiyorsunuz. İsteyeceksiniz kardeşim. Veriyorsanız isteyeceksiniz. Vermeyen isteyemiyor. Problem o. Ama vermeye başlayın o zaman istemeye başlayabilirsiniz. Verin ve isteyin. Çünkü Tanrı'nın sözü bunu söylüyor. Az eken az biçer, çok eken çok biçer. Ekiyorsan, çok ekiyorsan çok biçmeyi beklemelisin ve istemelisin. Rab ben çok ekiyorum, benim büyük hasatım var. Nerede? Kadın, bakın ilk önce az ekiyordu, yemek sonra çok ekmeye başladı, ev yaptı. Şimdi diyor çok ektim, çok büyük bir şey istiyorum. Ama istemiyor. Kapı açık, kapıda durmuş. Doğa üstü mucizeye giden kapı açık. Doğa üstü boyuta geçen kapı açık. Amin kapının eşiğinde duruyor. Bir adım atsa öbür tarafında mucize var. Birçok insan öyle. Eşikte duruyor, bekliyor. Habire Tanrı'yı bekliyorlar. Birçok insan öyle düşünüyor. Ben Tanrı'yı bekliyorum diye düşünüyor. Tanrı sizi bekliyor. Şöyle diyor. Tanrı isterse mucizeyi yapar. Hayır. Öyle düşünen kişi için asla mucize olmaz. Rab dilerse olur. Sen dilersen. Çünkü öyle diyor. Bak, düşünebileceğin ve dileyebileceğinden çok daha fazlasını yapabilecek güçte olan Tanrı. Sen dilediğin zaman oluyor. Rab dilediği zaman olmuyor. Rab zaten dilemiş. Rab zaten dilemiş sözünde. Şifayı dilemiş, bereketi dilemiş, zenginliği dilemiş, esenliği dilemiş. Amin. Lütfu dilemiş. İste. Al. Tanrının bol lütfunu alanlar diyor. Almayan faydalanamıyor. Alanlar için geçerli bu. Lütfu alabilirsin, lütfu almayabilirsin. Tanrının lütuf tahtına cesaretle yaklaşın diyor. Amin. Lütuf ne yapın? İsteyin. İsteyin verilecek. İnsanlar lütuf istemek yerine kendi güçleri bir şeyleri çabalamaya çalışıyorlar. Lütuf isteyin kardeşler. Amin. Tanrı'nın hasatını isteyin. Tanrı'nın sağlayışını isteyin. Düşünün, isteyin, bekleyin. Amin. Başka insanların üzerine baskı yapmak yerine, kendi üzerinize baskı yapmak yerine, Tanrı'nın sözü üzerine baskı yapın. Ne demek yani? Tanrı'nın sözü o kadar güçlü ki kaya, sağlam kaya. Her türlü yükü kaldıracak güçte. Sen kaldıramazsın o, yük, o yükü ama Tanrının sözü kaldırabilir. Tanrının vaatleri kaldırabilir. Haleluya. Biliyor musunuz? Bütün dünya aslında kurtarıldı. Ama herkes yeniden doğuşu aldı mı? Hayır. Kurtuluş herkes için sağlandı, istemesi lazım. İman etmesi lazım. Bütün dünya iyileşti. İsa İsamesi bütün hastaların hastalıklarını çarmıhta üstlendi. Herkes için şifa sağlandı. Herkes iyileşiyor mu? Hayır. Niye? İmanla alacaksın. Bütün dünyanın ihtiyaçları karşılandı. Yoksulluk laneti iptal edildi. Ama herkes zengin mi? Herkes bolluğa sahip mi? Hayır. Neden? Çünkü iman etmiyor, anlamıyor, istemiyor. Anlayacaksın, iman edeceksin, isteyeceksin. Haleluya. Haleluya. Kadın kapıda durmuş. Yapması gereken şey neydi? Oğlum yok. Oğlumun olmasını istiyorum demekti. Bu kadar basit. Benim bir oğlum yok. Oğlumun olmasını istiyorum. O zaman alacağı söz neydi? Gelecek sene bu zaman kucağında bir oğlun olacak. Söz gecikiyor. Söz söz aslında söz 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 çıkıyor. Söz burada kaynıyor. Söz ateş gibi, söz peygamberin kemiklerinde ateş gibi, söz peygamberin ağzında ateş gibi, söz çıkmak istiyor. Anlıyor musunuz? Çünkü o söz hasatı. Çünkü ekti biçecek. O, o, söz, çünkü mucize olmak zorunda. Senin için ne yapılması gerekiyor? Kralı mı konuşayım, ordu komutanı mı konuşayım? İnsanın yapabileceği bir şey yok. Doğal olan bir şey yok burada. Çözüm doğal değil, çözüm doğa üstü. Haleluya. Sonra kadın gidiyor ve Elisha hala, diyor ki bakın öyleyse ne yapabilirim? Ne yapabilirim? Bunu söyleyen Elisha değil, bunu söyleyen Tanrı. Ne yapabilirim? Ne istiyor? Tanrı ne yapabileceğini biliyor mu? Tabii ki biliyor. Tanrı her şeyi yapabilir mi? Evet ama ne diyor? İman eden için her şey mümkün. İman etmeyen için her şey mümkün değil. İman eden için her şey mümkün. Tanrı her şeyi yapabilecek güçlü olan Tanrı ama bizi bizim dilediğimize ve düşündüğümüze göre çalışıyor. Bizim dilediğimize veya düşündüğümüze göre çalışıyor. Bizde etkin olan kudretiyle dileyebileceğimiz veya düşünebileceğimiz her şeyin çok daha fazlasını yapabilecek güçte olan bir tanrı var. Her şeyi yapabilecek, çok daha fazlasını yapabilecek güçte olan bir tanrı var. Ama bizde etkin olan gücü düşünebileceğimiz, dileyebileceğimiz kadarı ne kadar düşünüyorsan, ne kadar diliyorsan ona bağlı Tanrı. İçindeki sınırsız güç senin ağzındaki sözlerle sınırlı. Senin dilemenle sınırlı, senin düşüncelerinle sınırlı. İçinde zenginlik var. Bu bu hazineye toprak kaplarda sahipsin. Ama yoksulluk düşündüğün sürece o zenginlik yeşeremiyor. O zenginlik meyve veremiyor. Amin. İçinde Evreni yaratan güç var, ölüleri dirilten güç var. İsa Mesih'i ölü, ölümden dirilten aynı güç içinde yatıyor. İçinde müthiş bir cesaret ve ateş var ama korku düşünüyorsun ve o cesaret ve güç çıkmıyor. Bu yüzden düşünceler ve ağzımızdan çıkan sözler ne kadar mucizeleri engelliyor, geciktiriyor? Kadının mucizesi gecikiyor. Ama hamdolsun ki işte Tanrı lütfuyla bize yardım ediyor. Amin. Haleluya. En sonunda Elisha soruyor. Ya şu kadını çağır. Bu kadının için bir şey yap yapılması lazım. Şart çünkü. Kutsal ruh bu kadın için bir şey yapmak istiyor. Bu kadının bir hasatı var. Bir türlü hasatını çağırmıyor. Bir, bir türlü hasatına sahip çıkmıyor. Bir türlü mucizesini istemiyor. Ama bu kadın için bir mucize yapılacak. Nedir bu kadının ihtiyacı? Madem kralla konuşmamı istemiyor. Madem ordu komutanıyla konuşmamı istemiyor. Ne yapacağız bu kadın için? Ha? Gehazi diyor ki kadının oğlu yok, kocası da yaşlı. Eğer oğlun yoksa ve kocan yaşlıysa ne yaparsın? Amin. Daha genç bir koca mı bulursun? <laughs> Bazıları öyle yapıyor. Benlikte gider düşünür ki bu problem koca da ben başka bir koca bulayım. Problem benim kadında. Baş ben başka bir kadın bulayım. Dünya öyle düşünüyor. Ama Tanrı her durumu değiştirebilecek güçte bir Tanrı. Tanrı'ya fırsat bile vermiyor insanlar. Tan mucevi boyutta yaşamak yerine doğal boyutta yaşıyorlar. Kralla görüşmeye çalışıyor. Belki kral bir torpil yapar da bana işte bir evlat edinebilecek bir çocuk bulur. Ordu komutanıyla konuşayım mı? Belki o bir bana bir kıyak çeker. İnsanlar hep oradan buradan torpil bulma, ona yardım edecek bir adam bulma peşinde. Şey gibi, sakat adam gibi havuzun kenarında yatan sakat adam gibi. Arada sırada bir melek geliyor, havuzun sularını karıştırıyor. Havuza ilk atlayan şifa buluyor. İsa gelmiş, sakat adamın yanında dikilmiş duruyor. Ve ona bir soru soruyor, iyileşmek ister misin? Şifası gelmiş, adamın yanında duruyor ve soruyor. Sana şifa vermemi ister misin? Adam ne düşünüyor? Ne diyor? Kimsem yok ki bana yardım etsin. Havuza beni götürecek kimsem yok. Kimsem yok ki. Tanrı'ya bakmak yerine yan dibine yanına gelmiş dibinde duran şifasına Tanrı'ya bakmak yerine hala kimsem yok ki. Kimsem yok ki bana yardım etsin. Annem babam beni bıraktı. Kardeşlerim bana küstü. Sakat olduğum için komşular bile benimle konuşmuyor. Kimsem kalmadı, kimsem yok. Kardeşler bırakın artık şu kimsem yok zihniyetini. Olağanüstü bir tanrınız var. Evreni yaratan Tanrı sizin göksel babanız. Her durumu değiştirebilecek bir tanrınız var. Tanrı'ya bakın. Tanrı'ya güvenin. Şikayet etmeyi bırakın. Şu ay vay vay benim can halime zihniyetinden kurtulun. Kendine kendinize acıma partisi vermeyi bırakın lütfen. Çünkü kendinize acıdığınız sürece vay halime dediğiniz sürece hayatınız değişmeyecek. Maalesef bunu kırmak çok zor bizim ülkede. Çünkü o kadar artık girmiş ki DNA'sına kadar işlemiş bizim halkın. Çünkü öyle bir kültürde yaşıyoruz. Herkes böyle kendini zavallı görmek. Ama ne olursa olsun kıracağım bunu. Kökünden kazıyacağım. Gerekirse 30 yıl daha bunu vazgeçmem gerekirse, 120 yıl daha gerekirse Nuh gibi Rab o kadar yaşam verirse ve İsa geri gelmezse bir şekilde kıracağız bunu bu ülkede. Çünkü insanlar da bir, ben zavallıyım, ben hiçbir şey yapamam. Bu benim kaderim, zihniyeti var. Şu kadercilik mahvetmiş bizim halkı. Alın yazısı gibi görüyor bunu. DNA'sına kadar işlemiş. Dua ediyorum ki Kustar'ın ateşi gelsin. DNA'nızın içine kadar işlesin. Yaksın, kül etsin o lanet şeyi. Cehennemin dibinden gelen o lanet yalanı yok etsin hayatınızda. Çünkü insanlar böyle maalesef. O yüzden bir türlü yükselemiyorlar sürülmesi gereken iblis kendisinin sürmesi gerektiğine ikna olmuş iblis. O yalanlarla insanlar ben sürüneceğim. Hayır, karnın üstünde sürünecek olan iblis sen değilsin kardeşim. Sen onu ayaklarının altında ezeceksin. Sen onu ayaklarının altında ezeceksin. Yılanları, akrepleri ayaklarının altında çiğneyeceksin. Haleluya. Ha bir şeyler hissediyorum. Ne hissediyorum biliyor musun? Öfke. İblise karşı öfke. Nefret ediyorum onun yalanlarından. Ve bazen böyle insanlar diyorum, tut, şöyle beyinlerin için açabilsem diyorum, şöyle bir hortum sokup ikiye yıkayabilsem, yapamıyorum. Şöyle bir açsam diyorum, o beyni bir söksem alsam, başka bir böyle bir beyin oraya soksam yapamıyorum ama. Çünkü bu bağlar, bu zincirler mahvediyor. Mahvediyor, İnsanlar hiçbir şey yapamıyor. Oturduğu yerde oturuyor, zincirlere bağlamıyor. Gözle görülmeyen zincirler var ayaklarında. Gözle görülmeyen şey var bir tane bu... Demir maske giymiş bir adam diye bir film vardı. Hiç i̇şte gören oldu mu? Adam, adama demir bir maske giydiriyorlar böyle. Göremiyor, edemiyor. Açamıyor da. Hayatı boyunca bir tane demir maske kafasında. Öyle gibi bir şey. Tanrı'nın sözü ama çekiç gibi. Balyoz gibi. Tanrı'nın sözü Abi. ateş gibi. Yani kaynak makinesi gibi. O demiri kesecek. Ateşle ancak o demirleri eritip kesip kırabilirsin. Şimdi maalesef bu yalanlar ve inanın kürsülerden bu yalanlar sürekli her pazar onaylanıyor kürsülerden. Ona daha da çok öfkeleniyorum. Tanrı öfkeleniyor çünkü. Çünkü Tanrı'yı yalancı yerine koyuyor insanlar. Tanrı insan değildir yalan söylesin. Tanrı insanoğlu değildir ki tövbe etsin. O ne dediyse gerçektir. İçimizde muhteşem bir güç var. İçimizde zenginlik var. İçimizde refah var. İçimizde sevinç var. İçimizde yaratıcı bir güç var. Çok büyük şeyler yapabilirsiniz. Artık şu ben zavallıyım zihniyetinden kurtulmanız gerekiyor. İsa Mesih'in adı o laneti kırıyorum. Bir anda inanılmaz bir tanrısal öfke hissediyorum. O Bunu bile paylaşmayacaktım. Bakın, konuşacağım konu bile bu değildi. Ben zavallıyım var ya. O... O nefret ediyorum o yalandan. O köküne böyle sökebilsem sarmaşık gibi insanların içine girmiş dolanmış her tarafına. Hayatlarını böyle geçiriyorlar. He, he, he. Ben bir şey yapamam. Bu benim için şunu yapmadı. Durumlarım bu. İnsanlar böyle, insanlar şöyle. Bu var ya, bu tamamen yenilgi zihniyeti. Bu yoksulluk zihniyeti. Bunun üzerinizden atmadığınız sürece hiçbir şey yapamazsınız, yükselemezsiniz. Zaman geldi. Zaman geldi. Zaman geldi. Kutsal bir şey söylemek istiyor. Daha ne kadar? Daha ne kadar bekleyeceksiniz? Daha ne kadar bekleyeceksiniz? Ben mutluyum. Mutlu değil kadın. Mutsuz aslında. Maske takıyor. Yalan. Ben mutluyum. Hayır değil. Mutsuz. Odasına gidiyor, ağlıyor. Çocuk istiyorum. Oğlum yok. Oğlum yok. Kocam yaşlı. Mutsuz aslında. Tanrı'nın önünde ne zaman dürüst olursanız o zaman her şey değişiyor kardeşler. Tanrı büyük şeyler yapmak istiyor hayatınızda artık yeter deyin. Artık şöyle bir yeter deyin. İblise iki tane tokadı çakın. Ayaklarınızın altına alın. Çiğneyin. Ezin şu lanet yoksulluk zihniyetini. Ezin şu artık bu yenilgi zihniyetini. Atın hayatınızdan ve yükselin ve deyin. Yeter artık benim yükselme zamanım geldi. Bugünden itibaren asla eskisi gibi olmayacağım. Çünkü geçmişte yaşayabilirsiniz. Hepimizin geçmişinde benim dahil bir sürü olumsuzluklar var. Ama geçmişin olumsuzluklarında yaşadığınız sürece geleceğiniz olmayacak. Babam şöyle yaptı, babam böyle yapmadı. Annem böyleydi, annem yoktu, vardı, babam yoktu. Şu köyde büyüdüm, bu köyde büyüdüm. Küçükken beni buzdolabına kilitlediler, beynimin yarısı dondu. Üçüncü kattan düştüm, bilmem ne oldum. Yani artık bırakın bunları kardeşler. Mesih'te yeni yaratıksınız. Yeni kimliğinize bürünün. Mesih'te yükselin. Mesih İsa ölümden dirilten aynı güç içinizde yaşıyor. Sizi de ölümden diriltsin. Sizi de ölümden diriltsin. Çıkın o mezardan. Çıkın o mezardan İsa Mesih'in adıyla. Kadın gelmiş kapıda duruyor. Yapması gereken tek şey mucize mi istiyorum demek. Ne istiyorsun bir oğul istiyorum. Oldu. İsteyemiyor bir türlü. Hatta <laughs> peygamber en sonunda diyor ki madem sen istemeyeceksin ben bari sana söyleyeyim Tanrı'nın sözünü. Değerlendir bakalım. Sözü kabul edersen olur olmaz. Çünkü peygamberlik de koşulludur. Gelecek yıl bu zaman kucağında bir oğlun olacak. Kadının cevabına bak. Olamaz efendim. Ya Tanrı diyor ki gelecek gibi çocuğun olacak. Olamaz. Sen şimdi Tanrı ile tartışıyorsun. Tanrı diyor ki zenginsin. Olamaz. Tanrı diyor ki iyileştin. Olamaz. Tanrı diyor ki zaferlisin. Olamaz. Ben zavallı yenilgi, yenik böyle. Hayır değilsin. Tanrı diyor ki sen... <laughs> <laughs> sen sen bir Tanrı adamısın. Lütfen kuluna yalan söyleme. Ama, o ama da önemli. Her şeye rağmen ama. Kadın gebe kaldı ve bir yıl sonra Erişan'ın söylediği günlerde bir, bir oğul doğurdu. Ben de size diyorum ki bir sene sonra bugüne geri dönüp baktığınızda kendiniz bile inanamayacaksınız. Çünkü Rab çok büyük bir şey yapmak üzere. İnanılmaz zenginlik geliyor bu kiliseye. Ben size söylüyorum, aklınızı uçuracak zenginlik geliyor ve şu anda aklınızı uçurursa o zenginlik gelince zaten muhtemelen burada olmayacaksınız çünkü o şimdi inanmayan o zaman zaten alamaz. Ama inanırsanız göreceksiniz kendi gözlerinizle. Kim inanıyor? Kim inanıyor? Kadın kapıda durmuş eşinden. Ben mutluyum. Hayır değilsin. Ağzını aç ve söyle. Ağzından çıkan sözler durumlarını değiştirecek güce sahip. Çünkü dilinin ucunda ölüm var, yaşam var. Amin. Ölüm konuşmayı bırak, ölüm düşünmeyi bırak. Yoksul konuşmayı bırak, yoksul düşünmeyi bırak. Zenginlik konuşmaya başla, bereket konuşmaya başla. Zafer konuşmaya başla. Amin. Yoksa hayatının sonuna kadar durumlarının kölesi olacaksın. Ve biliyor musun? Ufacık bir durum seni bitirecek. Yağmur yağdı mı bitersin. 10 kilometre hızla rüzgar estimi bitersin. Bırakın kasırgaları, insanları öyle. Amin.